Herkese merhabalar Belgin Baviş ben haftanın son işlem gününe geldik ve saatler 13'ü gösteriyor 26 Şubat itibariyle tüm küresel piyasalarda dün akşam yaşanan özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizindeki sizlerle bunu sıklıkla bahsetmiştim 1.64 64 seviyesine yüzdesel olarak yükselmesi Bununla birlikte Euro-Dolar paritesinde ise 1.2280'lere doğru sert hareket Euro'nun değer kazanımı. Öte yandan tüm gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında sert değer kayıplarını gördüğümüz bir geceyi geride bıraktık ve Amerikan piyasalarında satışlar beraberinde gelirken Avrupa ve Asya piyasaları da aynı şekilde bu satışlarla karşı karşıya kaldılar. Bir tek Madrid borsası günü hafif alıcılığı kapattı. Öte yandan Asya piyasalarında başta Japonya olmak üzere Hong Kong gibi ülke borsalarında %3'e varan sert satışları da beraberinde gördük. Tüm bu yaşanan gelişmeler dahilinde. Dün borsa İstanbul zorlanarak da olsa 1488 puan seviye günü tamamlamıştı ve bankacılık endeksi bu kez destek vermişti %1.85'lik yükselişiyle ve 50 günlük ortalamalar seviyesinden kapanış gerçekleşmişti. Ancak yeni güne ise satıcılı başladı tabii ki Borsa İstanbul tarafında ve en yüksek 1480 an itibariyle de 1474 puan seviyesindeyiz. En düşük gördüğümüz nokta ise 1443 seviyeleri. Daha önce test ettiğimiz 1430 seviyesini görmedik bu kez. Ve bu tabii ki biraz daha toparlanma ve doların da aynı şekilde geri çekilmesinden kaynaklıydı. Hemen an itibariyle dolar tl tarafındaki hareketlere baktığımızda doların özellikle serbest piyasada 7.35 seviyesinde olduğunu belirtelim ve bununla birlikte dolar TL ile birlikte dolar endeksinin de sabah saatlerinde 90'ın altındaydı. An itibariyle 90.50 seviyesine yükseldiğini söyleyelim. A ons tarafında ise 1764 dolarlar seviyesi var ki bu oldukça kritik bir seviye. Bunun altındaki kapanışlar ons tarafındaki geri çekilmeyi biraz daha hızlandırabilir. Bununla birlikte gram altın tarafında ise 415-419 bandında hareketleri görüyoruz. Orada da e, yükseliş eğilimi devam ediyor. Çünkü içeride dolar tl halihazırda 7.35 seviyesini korumakta. Yalnız sabah saatlerinde 7.29'a kadar bir geri çekilme oldu. Ancak bu seviyelerden bu kez dolar endeksinin yükselmesi sonrasında yeniden bir toparlanma gördük. 7.28 ve altına geri çekilmelerde e, özellikle dolar tl'de yeniden... 7, 7.05 bandına doğru hareketliliği görebiliriz. Küresel bazda özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri dün akşam %1.64'ler seviyesini test ettikten sonra yeni güne %1.47'ler seviyesinden başladı ve mevcut seviyeyi korumaya devam ediyor. Bu durumda doların güçlü kalmasını beraberinde getirirken hisse senetleri tarafında ise satışların biraz daha yoğunlaşmasına sebep oldu. Aynı zamanda bu durum Viyop tarafında vade bitimi olması ve bununla birlikte piyasalarda satış baskısının bir süre daha devam edebileceğine dair izlenimlerde bu satışları aslında beklediğimiz, Mart ayında beklediğimiz biraz daha öne çekilen bu realizasyon satışlarını beraberinde getiriyor. Burada önemli olan bence S&P ve DAX gibi önemli endekslerin teknik seviyelerini aşağıya doğru kırmaması. Özellikle S&P tarafında 3750, biraz daha nokta atışı yapalım. 3650 desteğinin kırılmaması, DAX tarafında ise 13650 desteğinin korunması. Bunun üzerindeler ama bu bugünkü kapanışlar sonrasında biraz daha netleşecek. Borsa İstanbul tarafında ise 1430 seviyesi son derece önemli bir destek noktası. Bu seviyenin altındaki bir kapanış önümüzdeki haftada 1400 seviyesi ve bunun altında 1385'e doğru hareketleri çok daha hızlandırabilir. Stop loss emirlerin devreye girmesiyle bu durum artabilir. Bu kötü senaryo. Pozitif senaryoda ise eğer biz bugün 1485 üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirsek 50 günlük seviyelerde tutunma devam eder ve bununla birlikte Amerika tarafından gelebilecek haber akışı, pozitif haber akışı olursa özellikle FED Başkanı Powell'dan ya da Yellen'dan piyasalardaki bu hareketliliğe ilişkin gelebilecek her pozitif açıklama önemli olacaktır. Her ne kadar FED Başkanı enflasyonda 12 aylık hedefe bakıldığında korkulacak seviyenin oldukça uzağında olduğunu, önceliğin istihdam tarafında olduğunu, teşvik paketinin önemini vurgulasa da piyasalar teşvik paketinin enflasyonda beklenen hedefin çok daha hızlı bir şekilde ulaşılacağını ve enflasyonist baskıları artırarak enflasyonu yükseltebileceğine dair kaygılarla bu hareketliliği sağlıyor. Bir diğer görünmeyen sebep de FED'in tahvil alım miktarını aynen devam ettireceğim söylemini değiştirmesini istemeleri tahvil tarafında başlayan bu hareket hisse senetleri tarafında satış baskısını her zaman için arttırır. Tüm bunları bir kenara bıraktığımızda ise gerideki bir üçüncü senaryo ne olabilir diye düşündüğümde burada da zaten bir realizasyon gelecekti. Bir düzeltme hareketi gelecekti. 2020'nin performansları özellikle portföylerde değerlendirmeleri söz konusu olacaktı ve dolayısıyla bu hareket biraz daha öne çekilirken bu bunların hepsi birer bahane olarak piyasaya sunulmuş gözüküyor. Şunu unutmadan da söylememizde fayda var. Özellikle geri çekilmeler yeni alım fırsatlarını da beraberinde getirecektir. Borsa İstanbul'a baktığımızda ise orada halkar süreçleri devam ediyor. Bugün Türk ilaç ve Serum Sanayi'nin onlardan halka arz ediliyor. Talep toplamı son günü ve dolayısıyla taleplerini devam eden halkarlar ve yeni sırada bekleyen halkarlarla birlikte Borsa İstanbul'un biraz daha hikayesi kuvvetli. Bununla birlikte önümüzdeki haftadan itibaren özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen ekonomik reform paketi ve buna bağlı olarak hukuk reform paketleriyle ilgili haber akışı da yine yakın takibimiz olacak. Küresel piyasalarda bunlar yaşanırken Amerika'nın Suriye'ye yönelik hava saldırısı sonrasında Rusya'nın bu gelişmeleri son derece yakın takip ettiği yönündeki haber akışı biraz gerilerde kalmış olsa da bence dün geceki yaşanan o para piyasalarındaki hareketlilikte bu beklenmedik adımın atılmasının da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden oradaki gelişmeleri de yakın takip etmemiz gerekiyor içerideki gelişmelerle birlikte. Bir kez daha önemli altını çizmemiz gerekirse kur tarafında ve faiz tarafında yaşanan bu gelişmeler Türkiye üzerinde değil, küresel bazdaki gelişmelerdir. Avrupa Birliği liderleri Mart ayından itibaren COVID tedbirlerinin özellikle kaldırılmasına yönelik açıklamaları vardı. Ve bununla birlikte yine Avrupa Birliği liderleri COVID-19'da mücadele ve ekonomiyi canlandırma, savunma sanayi konuları başlıklarında yeniden bugün bir araya geldiler. Buradan gelecek olan haber akışı da önemli olacak. Bir diğer rehberimiz ise piyasaları takip ederken euro'nun seyri çünkü dolar karşısında e, değeri sürekli oynayan bir euro var. Ve euro dolar paritesi şu anda 1.21.16'larda 0.38 değer kaybında ama bir gün öncesinde 1.22.80'lere kadar yükselen bir parite vardı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta kişisel görüşüm odur ki gerek yalından gerekse de lagarttan bu konulara ilişkin ortak açıklamalar ya da ayrı ayrı açıklamalar gelebilir. Çünkü bir ortak karar alınması piyasaların bence beklediği en önemli gelişme olacaktır. Daha öncesinde buna benzer açıklamalar yaptılarsa da bu açıklamalar biraz havada kalmış gözüküyor. Bununla birlikte İtalya'da Draghi'nin hükümeti kurması sonrasında Merkel'in görev süresinin sonuna gelindiğini biliyoruz. Yeni Avrupa'nın önde, gözde lideri olarak da Draghi'nin gösterilmesi gözleri biraz daha İtalya'ya çevirecektir. Çünkü sürekli olarak İtalya ya Covid-19 vakalarıyla ilgili ya da bankacılık sistemiyle karşımıza gelmişti. Bakalım Draghi o koltuğa oturduktan sonra icraatlarını hangi noktadan başlayacak? ve başkanlığı döneminde özellikle İtalya konusunda ve İtalyan bankacılık sistemi tahvil ve bono piyasasının ayakta kalması konusunda hassas çalışmaların olduğunu biliyoruz. O yüzden oradaki gelişmeler de bundan sonra Mart ayında gündemimize gelebilecek olan önemli konu başlıkları. Ve haftanın son işlem gününü tamamlamamıza çok az kaldan süre içerisinde ilk 5'teki hisselere baktığımda Silver Line'ı görüyorum. Bilici görüyorum. Vakko, Sayası, Ege Gübreyi ve Beray'ı görüyorum. Bu hisselerde artık önceki günlerdeki gibi tavan alışlar çok az. Ama %6, %7 yükselişlerin olduğu ve genelinin ise kırmızı olduğu bir gün olarak karşımızda. En doğru stratejinin eğer elinizdeki hisselere güveniyorsanız ve eğer kredide değilseniz beklemek olduğunu ve biraz daha ekranlardan uzak durmanın önemli olduğunu vurgulayalım. Çünkü unutmamak gerekir ki piyasalarda her zaman düzeltmeler sert olur ve sıcak para çok sessiz girer ama çok sesli ve gürültülü bir şekilde çıkar. Dolayısıyla şu anda para biraz daha fazla dolara yönelirken kısmen de kripto paralardaki pozisyonlara doğru yönelişi var. Ama bunun geçici bir durum olduğunu unutmamak kaydıyla. Riskiniz az, kazancınız bol olsun. Hoşçakalın efendim.